Merhaba sevgili arkadaşlar. Mi 8 Lite cep telefonu aldım internet üzerinden. Şimdi bunu açmak istiyorum. Köpüklü paketle sarmışlar etrafını. Bu güvenilir zaten kendi kalıbı da sağlam ve sert duruyor. O yüzden içerisine bir zarar geldi, geldiğini düşünmüyorum. Kısa sürede geldi. Ben cumartesi günü sipariş vermiştim. Çarşamba teslim aldım. Yani hafta sonunda girdiği için aslında kısa bir süre oluyor. Bir de e, sevgililer günü kampanyası olduğu için biraz e, şeyi yoğunluk da vardı muhtemelen. İçerisinde bir kullanma kılavuzu çıktı. Şöyle gösterelim. Zaten e, global e, olarak geliyor bunlar. Zaten içerisinde Türkçe diller yüklü olarak geliyor. Siz e, dilinizi yine orada yabancı diller de var arasından ülkenizi ve dili seçerek devam ediyorsunuz. Bütün Türkçe rakamlar içerisinde var. Benim aldığım telefon 64 GB. 128 GB'lı da vardı. Arasında 200 lira falan vardı ama 64 GB'ın benim için yeterli olacağını düşündüm. Evet açalım. İçerisindeki e, bu kablo kulaklık için sanırım. Evet kulaklık için. Bunu kulaklık aparatı olarak şu e, şarj girişini takıyorsunuz. Diğerini de kulaklık girişi olarak kullanıyorsunuz. Bu da sim kart için bu biraz ince bir şey yani çok hani diğer bir samsung'daki kadar samsung'daki daha böyle sağlam bir şeye benziyor ama bu da güzel yani iş görüyor sonuçta İçerisinde çok güzel düşünülmüş şeffaf bir kılıf var bu da e, ilk etapta bir yani güzel bir kılıf alıncaya kadar işimizi göreceğini düşünüyorum. Şöyle şarjına bakalım şarj bir tek şarj girişini hani çok şöyle bir durum için beğenmedim evet şarj girişi sağlam kablosu da sağlam zaten biz daha önce de bunu 3-4 sene önce de bu telefonu kullanıyorduk bunun işte bir alt, alt modellerini kaynım bize önermişti hatta o zaman daha Türkiye'de yaygın değildi o çok beğenerek kullanıyordu ben de onun önerisi üzerine aldım aslında biraz da araştırdım. Ee, şarj girişinin şeyde e, hani her telefonla uyumlu olmaması kötü. Aniden bir yerde şarj biterse ne yaparım düşüncesi geliyor ama artık e, sanırım şeyler General Mobile'larda da bu şarj girişi kullanılıyor. Gerçekten arkası çok güzel ve çok sağlam duruyor. Yani müthiş bir tasarımı var. Ben buna bayıldım. Ciddi anlamda bu şekilde beklemiyordum. Ee, canlı olarak görmemiştim. Yapılan yorumlara dikkate alarak tercih ettim. Bir de dediğim gibi kaynım kullandığı için o da çok memnundu. Ve bayağı çevremde birkaç kişi daha almıştı bunun farklı modellerini. Gerçekten de güzel. Şimdi e, ilk etapta başlangıcı yapıyoruz. Ülke seçiyoruz. Ben ülkeyi seçeyim giriş yapalım. Bir de çift sim kart kullanımı çok güzel. İçerisinde uygulamaları şey olarak kullanabiliyorsunuz. Onu da çok beğendim. Örnek veriyorum çift sim kartınızla iki tane WhatsApp uygulaması kullanmak istiyorsunuz. Ayrı ayrı hatlara ait iki WhatsApp uygulamasını kullanabiliyorsunuz. Veya ayrı ayrı iki Instagram hesabını kullanabiliyorsunuz. Yani tek uygulamayı bir defa değil iki defa indirebiliyorsunuz. Bu çok güzel mantıklı bir şey aslında işe yarayabilir. Hani benim işim şu an için görmez ama Uygun. Burada internet girişini yapmamız gerekiyor. Şartlar falan var onları atlıyorum. Ben girişi yapacağım. Daha sonrasında tekrar çekime devam edeceğim. Gerekli işlemleri yaptıktan sonra. Şimdi sim kartımızı da takalım. Bu arada giriş işlemlerimizi yapalım. Google hesabınızı falan istiyor. Oradan girebilirsiniz. Başka bir telefonunuzda varsa kullandığınız resimleriniz falan direkt aktarılmış oluyor bu durumda. Mail'leriniz falan da bu şekilde. Artık bu telefondan devam edebilirsiniz. Ben ciddi anlamda bu reklam falan içermiyor. Hepinize tavsiye ediyorum. Zaten e, çok fazla reklam falan da vermiyorlar sanırım. Hiçbir yerde görmedim. Sadece kişilerin yorumları üzerinden, tavsiyeler üzerinden satın alınıyor. Şimdi sim kartımızı takalım. Evet çıkardım. Sim kartım zaten uyumluydu kesik sim kartıydı. Sim kartımızı taktıktan sonra şimdi diğer işlemlere devam edelim. Bu arada ben bütün e, kapattım, tekrar açtım videoyu. Burada e, dokunmatik tuşu var. Burada parmaklarınızı tanıtabiliyorsunuz. Her iki parmağınızı isterseniz 2 3 parmak tanıtabilirsiniz. Yani ben hem sağ elimin hem sol elimin e, işaret parmağını tanımladım. Ayrıca yüz tanıma özelliği de var. Bu da çok hızlı. Her, her iki uygulamayı da çok hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca normal kilit de kullanabilirsiniz. Ben üçünü de aktifleştirdim. Kamerası çok çok güzel. Yani ben iPhone falan şimdi bakıyorum gerçekten ileri derecede kamerası fark atıyor. Çok çok beğendim. Hem gece çekimi olarak hem gündüz çekimi olarak. Şu anda ben bayağı bir ara verdim video çekimini aslında biraz inceledim telefonu. Ayrıca kendinde şey var, böyle ekran kayıt özelliği var. Bu YouTube'a falan veya birine video çekmek isterseniz, bir şey anlatmak isterseniz, telefonun kendi ekranını kaybeden, kaydeden programı var içerisinde. Tasarım çok çok zarif. Ön kamerası da çok güzel. Ön kamerasını da ayrıca beğendim. Çekimleriniz gerçekten böyle hemen hemen profesyonel bir çekime yakın netlikte çıkıyor. Bu da çok önemliydi benim için aslında. YouTube'a da video çektiğim için her zaman kamera bulunduramıyoruz yanımızda. Bu durumlarda telefondan faydalanabilirim. Sesi hoparlörü de çok güzel. Ben çok beğendim. Hepinize tavsiye ediyorum. Şarjda bir gün rahatlığıyla, rahatlıkla gidiyor. Bu konuda da tereddütünüz olmasın. Zaten normalde şarj ettiğinizde hızlı şarj ediyor. Hiç tereddütsüz alabileceğiniz bir telefon. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.